İlklerin ismi, mesleğinde herkesin örnek aldığı birisiydi. Duayen sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Spor, radyo ve televizyon dünyası da acı haberi derin üzüntüyle karşıladı. Radyoların unutulmaz sesi. Efsane futbolcu, taçsız kral Pele ile röportaj yapan ilk Türk gazeteci. FIFA Dünya Kupası'nı televizyondan sunan ilk Türk spiker ve TRT'nin güler yüzlü sunucusu. İyi akşamlar çocuklar. Ben sizlere bir öykü değil, ancak öyküleriyle tanınan, sevilen büyük bir Türk yazarının başından geçen olayı anlatacağım. Yaptıklarıyla ilklerin, sesiyle unutulmazların ismi olan duayen sunucu Halit Kıvanç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından duyurdu. Abi geçen gün anlattığın şuydu diyorlar, yarım saatlik bir program. Yazar, gazeteci ve televizyon sunucusu, Türkiye'nin en ünlü ve en uzun çalışan ekran yüzü oldu Halit Kıvanç. Gazetede yayınladığı yazılarıyla başladığı mesleğe, 1956 yılında radyoya, 1969'dan itibarense televizyon sunuculuğuna ilk adımını attı. Son programının son dakikalarında Sezen Aksu'nun maç spikeri olarak adını tarihe yazdırdı. 10 Dünya Kupası'nı yerinde gördü. Pele ile yaptığı röportajla dünyada ilk oldu. Bu ödülü de sen hak ettin. Ben de sana oyumu sana... Yarım asrı geçen kariyerini ilkler ve başarılarla doldurdu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Spor Yazarları Derneği ve diğer kuruluşların düzenlediği yarışmalarda 1000'in üzerinde ödül aldı. Evet Sayın Hulusi Kentmen. Şimdi... Ölümüyle spor ve sanat camiasını eksik bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı. Futbol kulüpleri de üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Tarihi maçların sunucusu, televizyon ve radyonun duayeni Halit Kıvanç, yarın Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ebediyete uğurlanacak. Gülümseyişle karşılardı ama bu bize şimdi gözyaşı döktürüyor.